gelen gelişmeleri aktarmak üzere ana haber bültenimize başlıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Avukat Filiz Gencanak'ın ön seçimin ardından belediye başkan adayı olarak gösterilen ancak yaşadığı rahatsızlığın ardından adaylıktan çekilen Şükrü Cirebolu'yla sürekli görüştüklerini ifade etti. Akın, Şükrü Başkan'la hep beraberiz, beraber olmaya da devam edeceğiz dedi. Ben her zaman Şükrü Başkan'la görüşüyorum. Hep beraber hareket edeceğimizi düşünüyorum. Yani bizim diyalog kanallarımız hep açık olmaya da devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkan Adayı Avukat Filiz Gencanak'ın bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Seçim çalışmaları hakkında basın mensuplarına bilgiler veren Akın, sağdan çok iyi tepkiler aldıklarını ifade etti. Bugün siz değerli basın emekçileriyle bir araya gelmekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle davetimi kabul ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Sağ çalışmalarında hep beraberiz, hep beraber hareket ediyoruz. Bu anlamda sizlerle bir araya gelip hem bir durum değerlendirmesi hem de biraz sizlerle birlikte zaman geçirmek istedim. O yüzden benim için çok verimli ve keyifli bir söyleşi oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız oldukça güzel bir şekilde devam ediyor. Seçim çalışmalarımız oldukça güzel gidiyor. Sahada herkese ulaşmaya çalışıyoruz. Çok güzel programlar oluşturuyoruz. Bu programları zaten sürekli sizlerle de paylaşıyoruz. Gayet güzel, heyecanlı. Ondan sonra sahadaki heyecan da çok güzel. Sahadaki tepkiler de çok güzel. O yüzden çok mutluyuz. Biz şu anda yapacağımız ve yapmış olduğumuz işlere odaklanıyoruz. Ondan sonra örgütümüz çok güçlü. Ailemiz çok büyük. Bu büyük aileyle beraber mücadele ediyoruz. Akın, Genel Başkan Özgür Özel'in pazar günü Edirne'ye geleceğini açıkladı. Pazar günü Genel Başkanımız Edirne'de olacak. Bununla ilgili duyuruyu da yapacağız. Muhtemelen saat 16:30-15 bir programımız, meeting programımız olacak. Ön seçimin ardından belediye başkan adayı olarak gösterilen ancak yaşadığı rahatsızlığın ardından adaylıktan çekilen Şükrü Cirebolu'yla da sürekli görüştüğünü belirten Akın, bizim diyalog kanallarımız hep açık, açık olmaya da devam edecek ifadelerini kullandı. Özgür Bey geldiğinde otobüsün üstüne Şükrü abiyle çıkarabilecek misiniz? Şimdi Şükrü Başkan çok değer verdiğimiz bir parti büyüğümüz, gerçek bir partili. Dolayısıyla burada bana söz hakkı düşmez, kendi takdiridir. Benim Şükrü Başkan her zaman söylediğim gibi çok değer verdiğim bir isim. Bizim aramızda zaten hiçbir mesele yok, bir mesele de olamaz. Hep beraberiz, beraber olmaya da devam edeceğiz. Bununla ilgili programı Şükrü Başkan kendisi nasıl takdir ederse öyle hareket edecek. Yani bu süreç kimsenin öngöremediği, kimsenin arzu etmediği bir süreçti. Bu süreç herkes açısından tabii belli sıkıntıları da beraberinde getirdi. Ama hani gönül isterdi ki böyle olmasın. Geldiğimiz nokta bu. Tabii ki bazı tepkiler olacaktır, doğaldır. Ama biz şu anda bunları aşmış vaziyetteyiz. Ben her zaman Şükrü Başkan'la görüşüyorum. Yani bu süreçte aday olduğumuz süreç itibariyle görüşmelerimiz zaten hep devam etti. Kendisini hastanede yattığı dönemlerde de hep ziyaret ettim. Hatta ilçe başkanımızla yaptık son ziyaretimizde de. Aramızda böyle bir diyalog kopukluğu yok. Tabii ki ilerleyen dönemlerde başkanımızla sağlığına kavuştuğunda hep beraber hareket edeceğimizi düşünüyorum. Yani bizim diyalog kanallarımız hep açık olmaya da devam edecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda son günlerde yaşanan tır kuyrukları nedeniyle bölgede 700 tır kapasiteli yeni bir tır parkı için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Edirne Valisi Yunus Sezer, Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Gümrük Muhafaza ve Göç İdaresi Müdürlüklerinin temsilcileriyle birlikte asayiş toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Sezer, 2024 yılın ilk 2 ayında Edirne'deki gümrük kapılarından 805 bin kişinin giriş yaptığını ifade etti. Kapılarımızdan 805.148 yolcu giriş olurken 856.849 yolcu da çıkışı gerçekleşmiştir. Bu toplam giriş ve çıkışlarda geçen yıla oranla araç ve yolcu trafiğinde yaklaşık %17'lik bir artışa tekabül etmektedir. Yine geçen yıl yerli ve yabancı turist olarak 6 milyon üzerinde ilimize gelen turist söz konusu. Bunu özellikle gümrük kapılarının yoğunluğu her geçen yıl üzerine koyarak yaklaşık %10 ile %15 arasında araç ve yolcu trafiği olarak artarak devam ediyor. Vali Sezer 2024 yılının ilk 2 ayında 318.500 gümrük kaçağı malzemenin yakalandığını söyledi. Bir taraftan da görevimiz gümrük kaçağı malzemenin
malzemelerin ülkemize girişini engellemek ve bunu yakalamak. Çünkü ekonomik olarak büyük bir kayıp. Bu sene yani 2 aylık dönemde 318.500 gümrük kaçağı malzeme şu ana kadar yakalanmış durumda ki bu oran geçen senenin tüm yılın yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ediyor. Bunun ekonomik değeri de 500 milyon yani yarım milyar lira civarında. Diğer taraftan yine gümrükte yüksek bir koordinasyon söz konusu. Burada da bu da uyuşturucunun yakalanmasına da aksetmiş durumda. Gümrük kapılarımızda 2024 yılı itibariyle hem esrar hem kokain hem de diğer sentetik uyuşturucularında yüksek oranda yakalanma var. Bu da %116 geçen yıla oranladığımız zaman bir artış söz konusu. Burada bazılarını vereyim ben. 50.5 kilogram esrar, 176.676 gram yani 176 kilogram, 176 kilo 676 gram kokain malzemesi. Yine 6 kilogram metamfetamin dediğimiz uyuşturucu sentetik ecza yakalanmış durumda. Bu yine uyuşturucu noktasında da geçen senenin tüm yılın neredeyse 3'te 1'ini 2 ay içerisinde yakalamış bulunur. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında da bilgiler veren Vali Sezer, 2024'ün 2 aylık döneminde 2289 göçmenin yakalandığını belirtti. Tüm illerde olduğu gibi ilimizde de özellikle bizim ilimizde göçmen trafiğinde yaklaşık %90 oranlı bir azalma söz konusu. Bu 2 aylık yani 2024 yılında 2289 göçmen yakalandı ve yine organizatörlerle ilgili hem ilimizde hem de başka illerde bunu organize eden organizatörlerle ilgili operasyonlar gerçekleştirildi ve 84 organizatör yakalanmış durumda. Az önce bahsettiğim göçmen hareketliliğinde %90 oranda azalma söz konusu. Yine buradan bir teşekkür daha edeyim arkadaşlar. Burada tabii büyük bir mücadele söz. Belki biliyorsunuz, görüyorsunuz da. İlimiz sınırlarından başlayarak ta komşu ülke sınırlarına kadar olan noktada 90 noktada bizim geçici ve kalıcı yani mobil ve kalıcı noktalarımız var arkadaşlar. Sürekli bu noktalarda hem değişik noktalarda tedbirler alarak bu mücadeleyi sürdürüyorlar. Bir taraftan hudut yollarımızı, devriye yollarımızı iyileştiriyoruz ve yaptırıyoruz. Bir taraftan da elektro optik kuleler, asansörlü kulelerle beraber bu sınırdaki fiziki tedbirleri de iyice artırmış durumdayız. Vali Sezer, Hamza Beyli sınır kapısında ilave bir tır parkının yapımı için çalışmalara başladıklarını da açıkladı. Bu ay özellikle tır trafiğinde yoğun bir artış söz konusu. Tabii oradaki tır parkının biraz da yetersiz olması tır kuyruklarına sebebiyet veriyor. Orada da şu anda ilave tır parkının yapımıyla ilgili olarak çalışmalar hızlandı. Zannediyorum 15 gün içerisinde de yaklaşık 7000 tırın daha alanda yer alacağı bir alan hazırlanacak. Şu anda altyapısı bitti ama üst yapıyla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu pazartesi itibariyle başladı. Bir 15 gün içerisinde de burayı bitireceğiz. Tabii az önce verileri paylaştım sizinle. Her yıl %15 üzerinde koyarak devam ediyor. Yani tır ve yolcu giriş ve çıkışındaki artış, bizim ülkemizin sahip olduğu dinamizm, üretim ve ihracattaki artış dolayısıyla bizim gümrük kapılarına da yansımış durumda. Geçmiş dönemlerde Edirne Baro Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı olarak görev yapan Teoman Özdür, bugün eski camide düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Geçmiş dönemlerde Edirne Baro Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı olarak görev yapan 70 yaşındaki Teoman Özdöl, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Merhum Özdöl için bugün eski camide cenaze töreni düzenlendi. Değerli Hazirun, Yüce Rabbimiz cümle ölmüşlerimize, geçmişlerimize, hasreten şu an uzaklarda bulunan Teoman Özdöl. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Samet Kahraman, milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Edizün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Barosu Başkanı Avukat Gökhan Karakoç, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Belediye Başkanı Adayı Avukat Filiz Gencan Akın, AK Parti Belediye Başkanı Adayı Belgin İba, İYİ Parti Edirne Belediye Başkanı Adayı Hamdi Sedefçi, Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl ve İlçe Teşkilatları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Özdöl ailesinin dost ve yakınları katılım gösterdi. Resulullah için salavata, beyit için duaya uyun hasıl olan imama, er kişiliğine.
merhum Özdöl öğlen namazına müteakip olarak kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi. Edirne Televizyonu olarak merhum Özdöl'e Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına başsağlığı dileriz. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Seydiköy'de bulunan Seyit Ahmet Paşa Şehitliği'ndeki eksiklikler İl Özel İdaresi tarafından giderilecek. Gündemimizde yıkık kültür ve sosyal hizmetler komisyonu raporu vardı. Buyurun. Edirne İl Genel Meclisi Mart ayı olan toplantıları 4. oturumu bugün gerçekleştirildi. Erdoğan Gümülcineli Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 4 komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Şehitlikler ve Şehit Ailelerini Koruma Komisyonu Başkanı Sezgin Gündoğdu tarafından meclise sunulan raporda Keşan ilçesine bağlı Seydiköy'deki Seyit Ahmet Paşa Şehitliği'nde çeşitli eksiklikler bulunduğu ve bu eksikliklerin İl Özel İdaresi tarafından tamamlanmasına karar verildiği ifade edildi. Edirne ile Keşan ilçesinde bulunan Seydiköy'deki Seyit Ahmet Paşa Şehitliği'nin son durumu ve bakım onarım ihtiyacı hakkında komisyonunca yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde köy adını Bolayır'da mezarı ve türbesi bulunan Gazi Süleyman Paşa'nın komutanlarından olan mezarı ve türbesi köyde olan Seyit Ahmet Paşa'dan almıştır. Tarihi Trakya'yı ilk Türkleştiren Gazi Süleyman Paşa'dan beri Türk kalmış olan Seydiköy, Keşan'ın en eski köylerinden birisidir. Keşan'da park olarak da kullanılan şehitlikteki ilk yatan şehitler de Seydiköy'dü. Seydiköy şehitliğinin anıtı mevcut olup zaman içinde anıtta yıpranmalar, bozulmalar meydana geldi. Konuşmamızca tespit edilmiştir. Seyit Ahmet Paşa mezarı ve türbesindeki mermer bloklar düşmüş, şehitliğe uygun bir bayrak direği de bulunmamaktır. İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nce Seyit Ahmet Paşa şehitliğiyle ilgili eksikliklerin giderilmesi komisyonunca uygun görülmüştür. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü düzenlenen etkinlikte kutlandı. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Edirne Şubesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Şube binasında düzenlenen etkinliğe Şube Başkanı Birce Altay ve şube üyeleri katılım gösterdi. Etkinlikte konuşan Şube Başkanı Altay, ülkemizin aydınlık bir geleceğe, yüksek teknolojiye, özgür ve demokratik toplum yapısına ulaşma savaşında şubemizin daha nice 30 yıllarda var olmasını gönülden diliyorum dedi. Şubemiz görev alanımız kapsamındaki Trakya'da meslek ve meslektaşlarımıza karşı verdiği hizmetlerin yanı sıra bölgemiz endüstrisine ve halkımıza verdiğimiz başta endüstriyel kuruluşlarımıza yönelik çok çeşitli alanlardaki periyodik kontrol ve asansör kontrolü teknik hizmetlerimiz olmak üzere teknik alanda eğitim ve bilinçlendirme hizmetleri de sunmaktadır. Örgütümüz meslek alanımız dışında çevre ve toplum duyarlılığı ile Trakya'ya karşı kendisini görevli kabul etmektedir. Gün geçtikçe artan Trakya'nın geneline yönelik çevre saldırıları bugün artık geri dönülemeyecek boyutlara ulaşmıştır. Geçtiğimiz Kasım ayında Edirne Şube olarak 5.sini düzenlediğimiz Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu ve öncesinde Kırklareli, Kapaklı, Güleburgaz'da düzenlediğimiz sempozyuma doğru etkinliklerimiz ile açıkça görüldü ki Trakya'da yaşanan çarpık sanayileşme, tarımsal alanların tahribi, çarpık kentleşme, nüfus artışı ve göç, çevrenin kirletilmesi artık kanayan yaralarımız olmuştur. Sempozyumumuz da bugün çok daha önemli olarak siyasetin acımasız güdümüyle planlanmama sonucu oluşan bu sorunlar bilimsel ve toplumsal düzeyde irdelenerek kamu yönetimine, toplumumuza, geleceğe ışık tutma işlevini görmüştür. En önemlisi kamusal belge niteliği taşıyan sonuç bildirgelerimizde siyasete ışık tutma görevi ise örgütümüz, kurumlarımız, toplumumuz ve tüm siyasal çevrelerin mücadelesi sonucu başarılabilecektir. Makine Mühendisleri Odası Edirne Şube, TMMOB'nin en etkin bir parçası bileşeni olarak demokratik kitle örgütleri, emek platformu, sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte bölgemizde demokrasi, eşitlik, insan hakları savaşında her zaman en önde olmaya çaba gösterecektir.
Kodamızın vazgeçilmez görüşü olan çağdaş, demokratik, halktan, emekten yana, yurtsever ve anti-emperyalist bir anlayışa sahip, koda çalışmalarında meslek ve meslektaş görev ve sorunlarının ülke ve toplum gündeminden, sorunlarından ayrılmayacağı temel ilkesinden hareketle kamu yararı için çalışmayı ödeyecektir. Ülkemizin aydınlık bir geleceğe, yüksek teknolojiye, özgür ve demokratik toplum yapısına ulaşma savaşında şubemizin daha nice 30 yıllarda var olmasını gönülden dilerim. Altay'ın konuşmasının ardından şubenin kuruluşunun 30. yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Gülsüm Erkıran, anayasal güvence altında olan laiklik ilkesinin ÇEDES gibi projelerle zedeleneceği ve eğitimin dinselleştiği kaygısının gün geçtikçe arttığını belirterek, din, dil, etnik köken fark etmeksizin tüm çocukların üstün yararı için laik ve bilimsel eğitim diyoruz ifadelerini kullandı. Edirne Çocuk Hakları Derneği tarafından laiklik konulu basın açıklaması gerçekleştirildi. Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Gülsüm Erkran'ın yaptığı açıklamada tüm çocukların üstün yararı için en etkili yöntemin laik ve bilimsel eğitim olduğu ifade edildi. Yaklaşık 2 yıl önce uygulamaya konulan ÇEDES projesi meyvelerini vermeye başladı. Üstelik kalifeliğin kaldırılışının, laikliğin temellendirilişinin 100. yılında çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum yani ÇEDES projesi başlangıcından bu yana tartışılan bir proje. Anayasal güvence altında olan laiklik ilkesinin bu tür projelerle ciddi anlamda zedeleneceği ve eğitimin dinselleşeceği kaygısı gün geçtikçe artarak yaygınlaşıyor. Laiklik tam da bu noktada ve bu nedenle hepimiz için ama özellikle çocuklarımız için son derece önemlidir. Zira toplumumuzu kalkındıracak, ileriye taşıyacak olan dinsel değil, akla dayanan bilimsel eğitimdir. Ve laiklik bu eğitimin güvencesidir. Eğitimin dinselleştirilmesi çocuklarımıza ve dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından son derece tehlikelidir. Değerler eğitimi ise derdimiz, tüm çocuklara okullarda hoşgörülü olmayı, bizden farklı olana ayrımcılık yapmamayı, sevgiyi, arkadaşlığı, dayanışmayı öğretebiliriz. Ki bunu yapmakta olan çok öğretmenimiz var okullarda. Üstelik pedagojik formasyon sahibi, deneyimli, ufku geniş ve çocukları gerçekten seven ve önemseyen. Oysa yaklaşık 18 milyon öğrenciye 1,5 milyon öğretmen yetmediği için atanmayı bekleyen öğretmenler varken, İmamlarla çevre ve değerler eğitimi gerçekleştirmek hem yetişmiş genç eğitimcilere hem de çocuklarımıza ve gençlerimize yapılacak en büyük kötülük olarak karşımızda duruyor. Sormak isteriz, son yıllarda Afganistan veya İran'a değil de neden Batı'ya beyin göç veriyoruz? Bu coğrafyanın yetiştirdiği gençler neden memleketlerinde mesleklerini icra etmek istemiyor? Edirne Çocuk Hakları Derneği olarak şeriye ve efkaf vekaletlerinin ve hilafetin kaldırıldığı, tevhidi tedrisat kanununun kabul edildiği 3 Mart 1924'ün 100. yılında Cumhuriyet'in tüm kazanımlarına sahip çıkmanın çocuklarımız ve yarınlarımız açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Din, dil, etnik köken fark etmeksizin tüm çocukların üstün yararı için laik ve bilimsel eğitim diyoruz. Edirne'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil 20 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri Bulgaristan plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobili takibe alan ekipler aracı yaklaşık 20 kilometre takip etti. Otomobil Kapıkule yolunda kontrolden çıkarak su tahliye kanalına girdi. Kazadan yara almadan kurtulan aracın sürücüsü Türk uyruklu Ş.S. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis ve müsteşenlik başta olmak üzere zararlı içerikli paylaşımlar yapan 32 internet sitesi erişime engellendi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı maddi ve manevi kayıplara neden olan ve akabinde değişik suç olaylarının çıkış noktasını teşkil edebilen dijital dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis, müsteşcenlik, uyuşturucu uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhuşa aracılık etme, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 32 internet sitesi erişime engellendi. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. E
Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 8 lira 90 kuruş, en yüksek 9 lira 24 kuruş, ortalama 9 lira 9 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise ortalama 15 lira 45 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 164 lira, en yüksek 215 lira, ortalama 184 lira 93 kuruş. Düve en düşük 151 lira, en yüksek 185 lira 60 kuruş, ortalama 171 lira 75 kuruş. İnek en düşük 104 lira 80 kuruş, en yüksek 162 lira 80 kuruş, ortalama 137 lira 38 kuruş. Koyun en düşük 70 lira, en yüksek 145 lira. Ortalama 110 lira 76 kuruş. Süt kuzusu en düşük 200 lira, en yüksek 223 lira. Ortalama 210 lira 35 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 11 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Fatih Mahallesi, Alparslan Türkeş Caddesi, numara 14 Taksim 76'daki Nar Eczanesi. Dilaver Bey Mahallesi, Balıkpazarı Caddesi, numara 43 Taksim B'deki Sancak Eczanesi. Serbest piyasada dolar 31 lira 73 kuruştan, euro 34 lira 59 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 2183 lira 33 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 8776 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma da mutlu akşamlar diliyorum.